Sevgili dostlar, sponsorumuz Golvan.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuzu hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Şimdi uçak introsundan anladığınız üzere duyum konuşacağız. Ama ne duyumlar? İlk nereden başlayayım? İlk e, İsmail Kartal'ın açıklamalarından başlayayım. Bu arada gece saatlerinde e, bazı hashtagler açılmış. Ali Koç'la ilgili ee, hani iki ben çok zikretmek istemiyorum. Çok güzel görüntülere de şahit oldum. Onları da retweetledim. Hani Fenerbahçe ile Trabzonspor taraftar arasında güzel görüntüler vardı. Kol kola girilmiş, edilmiş, tanıyan, tanımayanlar falan. Ee, yani çok hoş şeyler vardı. Ee, Onların ötesinde çıkılmış. Hani bir otobüsle ilgili bir olay vardı İsmail Kartal'da. Maçtan önce söylemişti. Hani Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Babakars, Fatih Karagümrük maç öncesinde yayıncı kuruluşa konuşuyordu. Hani güzel futbol istiyoruz şöyle böyle diye. Ve e, kısaca diyordu ki Futbol oynuyoruz. Bunlar hiç hoş değil. Çocukların, ailelerin mağdur olduklarını öğrendik. Geçmiş olsun diyorum demişti. Bu Trabzonspor bir otobüs olayı vardı. Ama metrobüste sanırım bir sıkıntı yaşanmış. Ya ben şunu söyleyeyim. Ben Fenerbahçe resmi hesabına da söyledim. Kimse tahriklere kapılmasın. Hani bu bir süreç. İnsanlar bazen gerçekten sıkıntı yaşansın diye uğraşıyorlar. Mesela Trabzon 6 ay maçında bir hanımefendi gitmiş Fenerbahçe formasıyla maçı takip etmiş. Ya olması gereken bu arkadaşlar. Olan olmuş, biten bitmiş, şampiyon olmuşsun, etmişsin. Yani e, kavganın tartışmanın lüzumu yok. Ve e, şöyle bir durumu var. Yani olayın şöyle bir durumu var. Kendinize zarar olur. Başka hiç kimseye zarar olmaz. Karşındaki kişiye zarar verirsiniz ama yine de kendi vicdanınıza zarar verirsiniz diye. Sonra Ali Koç'tan ilgili bir şey açmışlar işte. Ben Fenerbahçe hesabına yazdım orada bir arkadaş yazmış ki işte olaylara gelen sizin başkanınız Ali Koç falan diye. Ya empati kur güzeli kardeşim diyorum. Hani Fenerbahçe şampiyon olmuş. İşte saha zeminine bir sürü taraftar girmiş etmiş. Fenerbahçe diyor ki maçımızı burada oynamayalım. Nerede oynayalım? Trabzon'da oynayalım son maçımızı. Ve federasyon bunu kabul ediliyor. Ne federasyonun şeyciliği kalır, ne federasyonluğu kalır, ne şu kalır, ne bu kalır. Doğru mu diyorum? Doğru. E, Trabzon maçı İstanbul'da oynanmak zorunda mıydı diyorum. Mesela Karadeniz'de Trabzon'u hiç kimse sevmiyor mu kardeşim? Samsunlular mı nefret ediyor? Rezeliler mi nefret ediyor? Ne bileyim Ordulular mı nefret ediyor? Artvinler mi nefret ediyor? Karadeniz'i geç hadi o nefret ediyor bu nefret ediyor. Ya Ankara'da oynanabilir. Hocam Ankara'da Fenerli yok mu? Var he dünya. Dünyanın her yerinde var Fenerbahçeli. Yazsanıza yorumlara dünyanın neresine izliyorsanız yazsanız arkadaşlar görsünler kanalımızın takipçilerini. Ama yanlış TFF'nin aldığı karardı. Bunda Ali Koç'un suçu yok diyorum. Aynı şekilde bak Fenerbahçe maçını Trabzon'da oynamak istese şampiyon olduk bir de orada yapalım diye. Ya da Fenerbahçe şampiyon olunca Trabzon Köprüsü'ne işte Trabzon Meydanı'na Fenerbahçe bayrağı asılsın. Grup polis korusun falan filan dese ya ne kadar büyük abes bir olay olur. Provokasyon, tahrik şu bu diyorum. Bunlara dikkat etmek lazım. E, açılan hashtaglere yapılan yorumlara dikkat edin arkadaşlar. Her, her şeye katılmamanızı tavsiye ederim. Gelelim transfer haberine Serdar Aziz imza atacak diye. Efendim Serdar Aziz çubukluyu giymeye devam edecek diyor. 2 artı 1 konusunun el sıkıştığı bildirildi. Şöyle böyle falan filan diyor. Ben Serdar Aziz'le ilgili şey söyleyeyim. Fenerbahçe formalı bir resmini paylaşıp Karagümrük maçından önce altına yuva yazmış sanırım. Ee, sağ olsun WhatsApp grubundaki arkadaşlar da hocam uyan uyan. Duyum var falan diyorlar. Ne oldu lan diyorum. Serdar Aziz uzatmış diyor. Aman Allah. Yani bunu bana aktarmak için 4 ay geç kalmadınız mı diyorum. Sonra şey yapıyor. Serdar Aziz iyi bir stoper. Ama bazen gerçekten müdahaleleri hani mesela bir Trabzonspor'un futbolcusu olsaydı Kara gümrük maçında bir Pesic'e bir hareketi var. Pesic'in kat beklediği bir hareketi var. Mesela ben Fenerbahçe taraftarı olarak o Serdar Aziz'in o hareketini keser paylaşırdım. Buna kart çıkmadı diye. Böyle şeyleri var. Müdahaleleri var. Ama hani stoperliğin kuralından mıdır, yapısından mıdır ya da Pesic ona bir şey yaptı ondan mıdır bilmiyorum. O sonradan oyuna bir eleman daha girdi. Karamuah olması lazım. Dil durdu. O Serdar Aziz ittiriyor. O bunu çekiyor. Şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Ha bunlar da oluyor mesela. Serdar Aziz iyi stoper ama kendine dikkat etmesi lazım bu konuda. Atilla Salahi. Hocam Atilla Salahi niye oynamadı? Salahi transfer mi oldu? Değil mi? Gidiyor mu? Gitti gidiyor mu? Nokta mı? Kom mu? Ebe evet, bismillah. Bir durun ya. Şimdi Atilla Salahi'nin durumu özel. Yaşadığı sakatlığı basite indirgemeyin. Anlatabiliyorum değil mi arkadaşlar? Yaşadığı sakatlığı basite indirgemeyin. Yani basit bir sakatlık geçirmedi Atilla Salahi. Bunun rehabilitasyon süreci bile ne kadar uzun sürerken bir tek Mustafa Hoca diye bir adam var. Youtube'da kanalı falan var Kadıköy Sokak diye o adamı takip edin. O adam dedi ki Beşiktaş maçından önce iyileşip kadroya dahil olabilir. Bunu da ilk kez ben açıklıyorum. Benden başka kimse buna cesaret edemez görün bakın demişti. Beşiktaş maçında iyileşmişti Beşiktaş maçından önce. Ama %100 iyileşmemişti. Şimdi bu maçtan önce de %100 olarak iyileşti. Oynayabilir durumdaydı Karagümrük maçından önce ama teknik direktörün takdiri. Bir de şu var arkadaşlar. Bakın Uluslar Ligi var. Bu çocuk Macar milli takımında oynayacak. Yani Kim mesela Güney Kore milli takımında oynayacaktı. Eğer gerçekten ameliyat geçirdiyse oynayamayacak. Bakalım ne olacak. Yani bana ulaşan Salahin'in transferine ilgili bir durum yok. En azından teklif var. ilgi mektubu var. Ama e, resmi bir transferi yok. Atilla Salahin de iyi bir stoper. Ben şunu söyleyeyim. Bak Allah gönlümü biliyor. Ben ile ilgili duyum verirken şunu söyleyeyim. %100 gider diyordum. Hala da fikrimin duyum artı fikir artı yorum. Hala duyum artı fikir artı yorumumun üçünün karışımının arkasındayım. Ben Atilla Salah'ı %100 gider diyorum. Ha. Ama 16'ya gider. Ama 17'ye gider. Ben gider diyorum. Ama 20'ye gider. Yani yaşadığı sakatlığa bakın. Dönüş süresine bakın. Macar milli takımda oynayacak olmasına bakın. Uluslar Ligi'nin gelmesine bakın. Yani bir sürü etmen sayabiliriz. Bu arada Fenerbahçe'mizin yeni transferi, Forvet transferi imzayı attı, İş bitti. Kesinlikle imzayı attı, iş bitti. Ya buradan sonra da dönerse artık Ali Koç'a yazar bu. Fenerbahçe'nin Partizan'dan transfer ettiği Ensar Brahic, dün oynanan Babakars Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçını takip etti. Genç takımların yani U19 maçını takip etti. On servisi Sırbistan devi Partizan'da bulunan Teleoptik U19 takımında kiralık olarak forma giyen 17 yaşındaki Santrafor Ensar Bra için transfer için Partizan'la anlaşmaya vardığı belirtilmişti. 17 yaşındaki golcü oyuncu Fenerbahçe U19 takımının dün Deraz defter Küçük Andonya adresi tesislerinde Fatih ile oynadığı maçı takip etti. Ee, yanında da Mert Hakan Yandaş vardı. Hemen abi de seçmiş yanına. Ee, böyle öyle bir olayı var arkadaşlar. Şimdi branş ile ilgili ben bir şey daha merak ettim. Ee, bu arkadaş genç takım için alındı. Fakat bir özellik var. Bir özellik var. O özelliği bilmeniz lazım. Ya da özellik mi özellik değil. Dur ben bilgilerini indirdim. At, e, şey yaptım. Dur bir saniye. Bir saniye bekleyin kardeşim ya. Ya Arkadaş, o ara, o ara siz videoyu beğenin, o tweet tweetleyin, videoyu beğenin. Şimdi Bora hiç kimdir, mevkisi nedir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı, değer mi, değil mi? Kaça alındı? Birçok soru işareti var. Yani bir kere Fenerbahçe takımı gençleştirmek istiyor falan filan diyor. Tam neden bu değil? Ersun Yanal'ın bir lafı vardı yabancı sınırlamasına ilgili. Şey diyordu biz niye yabancı kuralı koyacağız? Önce onu belirleyelim. İşte şampiyonlar ligi şampiyon olmak istiyoruz. Milli takım düzeyinden başarı istiyoruz. Lig kalitesi mi al sat mı karar verelim diye. Fenerbahçe karar vermiş durumda. Fenerbahçe gençleri topluyor yetenekli gençleri al sat peşinde. Kadrosuna toplamadıklarını da bazı Anadolu takımlarına getiriyor. Partnerlik yapıyor. Şimdi görüşmeler futbolcuyla ve kulübüyle sıkıntı olmadan aşıldı. Sadece resmi imza süreci kaldı. Resmi imzanın da açıklamasına gerek yok. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Brahiç 4 Haziran 2004 yılında Sırbistan'da dünyaya geldi. Yani 16 Mayıs'tayız. Yaklaşık bir 20 gün sonra arkadaşımız 18 yaşına basacak. 18 yaşına bastığı anda profesyonel sözleşmesi 6 yıllık da olabilir, 5 yıllık da olabilir. Ama 18 yaşından önce 3 yıllık profesyonel sözleşmemizi imzalayabiliyorsunuz. Böyle bir durumu var. Bu konuda anlaştık değil mi? Futbol ülkesinin köklü ekiplerinden Partizan'da başlıyor. Alt yaş gruplarında sergilediği performansla dikkatleri üstüne çekiyor. Ve Partizan'ın yanı sıra Teleop tik formasında giyiyor. Hava toplarında çok etkili, kulurtucu bir tarzı var. Geniş alanda Adem İbrahimovic'e benzetiliyor. Vedat'ın bir tık altı. Şimdi Branich'le ilgili şöyle bir şey duydum. Bir arkadaş diyor ki, "Hocam sakın ha sakın attığı gol ve asist sayısına bakmayın. Aldanmayın." Ulan şöyle bir açtım. 16 maçta 5 golü var. 1118 dakika. Bence rezalet. Bence rezalet arkadaşlar. Bu, bu, bu çocuğa para harcamak rezalet dedim. Yani zaten 2021 22 değil de 2020-21 bilgileri var. Bu sezonki bilgileri çok yer almıyor sanki. Bu 16 maç 5 gol olayı bir sene önceki, bu seneki bilgileri yer almıyor sanırım arkadaşlar. Onu belirteyim de. Dedi ki yani çok iyi bir futbolcu iyi bir yetenek Fenerbahçe bu çocuğu muhtemelen hani sonraki satıştan %50 payla almıştır. Öyle basit alacağın bir topçu değil diyor. İnşallah öyle çıkar diyorum. Bilmeniz gereken özel bir madde vardı ya. O şuydu arkadaşlar. Mesela U19 takımına bir futbolcu aldın. Jorginho. Jorginho'yu U19'da bir maç oynatabildin. Yani bir maç oynattın. Çok değil bir maç oynadı. Diyelim. Bir maç oynayınca bu altyapının çok futbolcusu oluyor. O sezon için. Yani sürekli ister o andan itibaren sürekli A takımla çıksın. ister ya şeyle çıksın. Genç takımla çıksın. Yabancı kuralında yani yabancı kuralında totalde sayılmıyor. Yani nasıl anlatayım? Kaç yabancı tutabilirsin? 14. 14'ün içinde sayılmıyor. Ama sen dersen ben yeni Malatya maçında oynatacağım Jorginho'yu dersen orada yabancı sayılıyor. Bir iddiaya göre orada da yabancı sayılmıyor. Yani nasıl yani hocam bize biraz daha şey anlat. Şimdi Jorginho'yu aldın. Alt yapıya bir. Güzel. Jorginho'dan hariç bu çocuğu aldın. Güzel. Gerçi bu 18 olacak da A takımda 18 yaşından küçükleri oynatamıyorsun ya. Yani mesela Elif Elmas'ı biz almıştık. Orada bir hata yaptık. A takıma diye aldık. Genç takımda az oynattık. O zaman kural değişikti. Şimdi değişti herhalde. Böyle bir avantajı vardı. Sonra biz bu kuralda biraz değişiklik olunca, sıkıntı olunca Anadolu'da bazı takımlara futbolcuları getirip alın siz de oynasın. Satışından pay dedik ya da yıllık ücretini biz verelim şu kadar oynatın dedik partnerlerimize. Öyle bir olay sergilendi. Bu çocuk da inşallah tutar. İnşallah anlatıldığından daha iyi çıkar. Güzel bir olay olur. Peki hocam alış sebebi ne? Alış sebebi altyapıya yatırım. Üst yapıya hazırlık. Yani altyapıya yatırım. Üst yapıya hazırlık ve bu sürecin sonunda yani bu süreçlerin sonunda daha doğrusu maksimum gelir. Maalesef buna dönmek zor. Bakın arkadaşlar altyapıdan 50 tane futbolcuyu bir sezon içinde sat. Her birisinden birer milyon euro kazan. Baktığınız zaman hiçbir şey. Totale baktığınız zaman 50 milyon euro. Yani bunları da yapmak zorundayız. Bunu sadece Fenerbahçe değil Galatasaray Beşiktaş da yapmak zorunda ama bundan kıl aldırmıyor bazıları. Ben de onlara hayret ediyorum yani. Nasıl böyle oluyor diye. Bakalım ne olacak. Evet bu kısmı da çok gevezelik yaptık. Ee, sıradaki habere geçelim. Fenerbahçe'nin Danilo Doeki transferinde sıcak gelişme. Bir kere sıcak gelişme dediği zaman siz hocam iyi bir şey değil mi diye düşünüyorsunuz. Sıcak gelişme illa iyi bir şey değil. Bu sanki kötü bir şey gibi. Ben haberin detayını okuyayım da kararı siz verin. Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Danilo Doeki'ye iki talip daha çıktı. Hocam bu Doeki kimdi ya? Durun hemen buluyorum. Bir saniye bekleyin. Şöyle ben de notlarımı düzenliyorum aynı zamanda arkadaşlar. Ya. Bu arada kendime vakit ayıramıyorum. Mesela şey Doktor Strange'in yeni filmi çıktı. İzleyemiyorum bile sinemaya gidip. Yani Allah'a şükür maddi durumum var izleyebilecek ama vakit bulup izleyemiyorum. Video çekmem gerekiyor. İşte beğeni istemem gerekiyor kanalla ilgilenmem gerekiyor. Aileme zaman ayırmam gerekiyor. Okula gitmem gerekiyor. Yani çok şeyim, Zamanım çok kısıtlı. Sizden rica en azından bir beğeni atın da. O kadar emeğe ne olur. Heba e etmeyin. Ya da heba edilmesin. Desteklerinizi bekliyorum. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bu Doe 2 Vitesse'nin kaptanı. Sözleşmesi bitecek yazın. 3 milyon euro piyasa değeri var. 23 yaşında 1.90 super. Bu arkadaşla ilgili... Yani Hollanda basını diyor ki Union Berlin ve Glasgow Rangers 2'yi transfer etmek istiyor. Berlin Bohum'u yenmesi halinde Avrupa kupalarına katılmak hakkı elde edecek. Bu nedenle Danilo'yu transfer edip kadrosunu güçlendirme hesabı yapıyor. Berlin'in de aynı zamanda Arminia Bielefeld'le sözleşme sona eren Amos Pieper da var listesinde diyor. Vallahi bu Doeke iyi bir isme benziyor. Ama Hollanda'dan gelip de bizim ligde tutunmak sanki imkansız gibi geliyor bana. Hocam Çin'den adam getirdik canavar çıktı. Onlar böcük böcük yiyor. Onlar yarasa yiyor, sıçan yiyor, solucan yiyor. İy, yiyorlar ben ne yapayım? Ben olsam yemem. Adamlar yiyor. Dediği ne için. Neyse. Hocam ya sen forvet dedim ben de Suarez sandım, Charlotte sandım. Arkadaşlar bu çocuğu aldık diye Charlotte almaz diye bir şey yok ha. Bir önceki videoda ben şeyi söylemeyi unuttum. Hem Charlotte hem Luis Suarez aynı anda alınır mı? Alınabilir mi diye soracak olursanız aynı anda alınmaz. Asla ve asla aynı anda alınmaz. Hani ee, kriter var. Bir de Samatta'dan da kurtulmak gerekiyor biliyorsunuz. Ama Samatta işi bunları getirmek Samatta'yı göndermekten daha zor. O yüzden önce transferi yapalım da Samatta bir şekilde gider. Süper Lig ekiplerinin gözdesi. Premier Lig'den bir isim vereceğim. Kim? Trezege. Yok o değil. Başka? Ozan Tufan. Ozan Premier Lig'de değil ki. Ondan o değilse Ozan Tufan. Sana Ozan yok. Başka birisi. Çağlar, ee, çağlar alırsın. Neyse, siz bilemediniz. Yarmolenko. Ya, geçtiğimiz yaz hatırlarsınız, Fenerbahçe ile Galatasaray ile. Ne geçtiğimiz yaz? 3-4 senedir düzenli olarak, statik olarak, Fenerbahçe'nin Galatasaray'la adanılan Ukraynalı yıldız Andriy Yarmolenko'nun sözleşmesi bitiyor ve e, ismi hemen. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın anılan isimle ilgili haberler sosyal medyayı donatmış şekilde. Ama bu eski halinden eser yok. Şimdi 3,5 milyon euroya düşmüş piyasa değeri 23 Ekim 89 doğumlu 32 yaşında Leningrad doğumlu sosyal SSCB'de 1,89'luk sağ kanat sol ayaklı. Yarmolenko'nun bu seneki performansı 32 maç, 3 gol, 3 asist, 1033 dakika. Zamanında Dortmund'dan 20 milyon euro'yu almışlardı 2018'de. Ve o gün bugündür düzenli olarak Süper Lig'e gelir. Şimdi ister misin dersen ama Adana Demirspor transferi gibi geliyor. Sky Sports West Ham'a veda izni açıklamış. Ve ee, Rusya'nın Ukrayna saldırısı sonrası West Ham'da kişisel nedenlerle izin almış 13 Mart'ta Aston Villa'yı 2-1 mağlup ettikleri maçta attığı golle duygusal bir dönüş yaptı diyor 31 maçta 3 gol 3 asisti var İster misiniz Jarmo koyu genç isteriz peki Mustafa hocam sana hiç sormuyoruz da yani sen Forvet'e kimi istersin güzel Allah razı olsun. Ben forvete kimi isterim? Lassina Traore'yi isterim. Yani ben forvete Lassina Traore'yi isterim. Hatta keşke keşke hani forvet açıklandı diyorum ya. Keşke Lassina Traore'yi açıklamış olarak size verebilseydim. Yani keşke onu anlatsaydım. 12 Ocak 2001 doğumda. 21 yaşında Burkina Faso'lu 1.83 bak. Futbolcunun transfer marketteki fotoğrafına bakın. Sabah bakın. Korkabilirsiniz. Ya şeytan gibi ya. Herifin tipi ben şeytanım diyor ya. Ben kemiririm diyor. 30 Haziran'ın kadar sakat gerçi de sakatlıktan dönüşü nasıl olacak? Adam zaten 6,5 milyon euro piyasa değeri varken 10 milyon euroya transfer ettiler. Ee, Şaklar 14 maçta 9 gol var. 979 dakikada. Ben bu çocuğu isterim. Dovibuk olmuyor. Artem Doybuk. olmuyor. Gelmek istemiyordu. İşte Türkiye'ye gelmek istemiyordu. Mesela o da iyi. Bak mesela ben bu Traoré'nin geçen seneki performansını çıkarayım. 29 maç Ajax'ta 10 gol, 9 asist. 1510 dakika ama. Yani 20 maç bile değil. Hatta 17 maç diyelim. 10 gol, 9 asist. Hocam Euroda başlamış, yapmış 12 maç oynamış. 554 dakika, 7 gol, 6 asist. O rezerv ligde daha doğrusu alt liginde gençlik liginde 11 maçta 2 gol, 1 asisti var. Ve yani Şampiyonlar Ligi'nde maçta oynamış yani düşünün. Bir önceki sezonu nasıl? Yani bir önceki sezonu 29 maç, 17 gol, 11 asist, 1995 dakika. Yani 22 maçta 17 gol, 11 asist. Ama biraz daha gençlik şeyi. Birkaç maç A takımda A takımda kadroya alınmış ama oynatılmamış. Doğu 5 milyon euro piyasa değeri var. Ucuz bir futbolcu. Piyasa değeri olarak. Ama kaliteli bir futbolcu. Bakın hazır Rusça Ukrayna sıkıntısı varken. Belki Ukrayna Ligi oynatılmayacak. Ben öyle düşünüyorum. Bunlardan birini birkaçını çekebiliriz. Bak sol ayaklı. Ee, Dinipro'nun futbolcusu. zamanda 450 bin euro almışlar. 18 maça çıkmış bu sene. 14 gol 5 asist. O da 1519 dakika. O da hemen hemen aynı dakika. Valla kaçırılmayacak fırsat. Bu Doğubuk ya da Traore'yi. Hani siz nasıl olsa savaş mağdurusunuz. Bizim ülkede de çok sığınmacı var. Gelin bize sığının diye ucuza alabilirsen transferin şahı olur. Yoksa Samatta'yla şunla bununla zor ama tercihen 9-9.5'ü e aldılar ya Traore'yi. Muhtemelen onlar 10, 15, 20, 25 belki 50 hedefliyorlardı. O çok zor. Ama Doğubuk için bence şartlar zorlanmalı. Zaten birçok scoutçı arkadaşımız da analiz ettiler. Ben olsam bunu alırım. Ha Doğubuk'u bir de e, Ortega vardı stoper. Onu da alırım. İki tane genç eğer hem Kim hem e, Salah'a gidecekse iki tane genç stoper. Cisserant'ı da satarım. Kol kır geliyor zaten 3. Bir tane de Türk Kore'ye stoper. Serdar Aziz var zaten 4. Stoper attı yeterli bence. Ha, futbolcular iyiyse ise değilse bir tane iyi alırsın. Öbür tarafa Ortega'ya da öbürünü çekersin. Mühim olan kanatlar ve kanat bekler. Bence Fenerbahçe'nin çok ciddi bir yapılanmaya gitmesi lazım kanatlar ve kanat beklerde. Biz şimdi iskelet korunsun şu bu diyoruz ama istesek de koruyamayız gibi duruyor çünkü çok ciddi teklifler var. Ligin ikinci, yani ligi ikinci bitirecek olmamıza rağmen ciddi teklifler var. E, yeter ki iyi paralara gitsinler diyorsun ama bakalım ne olacak arkadaşlar. Hep birlikte bekleyip izleyip göreceğiz. Başka. Serdar uzattı. ben gidecek gözüne bakıyorum. Mert Hakan'a bu arada hala resmi teklif yok bilginiz olsun. Yarmolinko ile alakamız yok. Ben Şorlot'un da Suarez'in de geleceğine inanmıyorum. Onu da tekrar tekrar hatırlatayım. Samatta konusunda da inşallah en az zararla kurtuluruz. Hocam gittiği yerde Frey gibi patlama yaparsa üzülür müsün? Arkadaşlar bu doğanın kanunu zaten. Mariano Diaz'ı bize yazdılar. Mariano Diaz'ı. Değil mi? Hatırlıyorsunuz. Ya dedim hayırlı olsun. Yani alakamız yok da hayırlı olsun dedim. Lan adam gitmiş. Durup 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 oynamayan adam gitmiş Real Madrid'in son maçında gol atmış hemen. Hemen ilk dakikalarda golle başlamış. Demek ki doğruymuş. ilgileniyormuşuz. Transfer şeyi burada çıkıyor ortaya. Maalesef kimle ilgilensek coşuyor. E, biz kimi alsak sönüyor. Bizden gidenler Messi oluyor, bize gelenler tam tersi oluyor. Hocam Messi de bu sene kötüydü. İyi, ne güzel. Vallahi Allah Fenerbahçe'nin şansını düzeltsin. Şampiyonluklar ihsan etsin. Bizlere şampiyonluklar göstermeyi, görmeyi nasip etsin inşallah. Başarıdan başarıya koşalım. Hep birlikte mutlu olalım istiyorum. İnşallah böyle de yaşarız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlar.